Kanal İstanbul bölgenin makro iklimini değiştiremez. Çok ince bir, dar bir su yolu. Ama bunun etrafına yapılacak olan binalar, şehirler 1 milyonu bulacak deniyor. Bu binalar İstanbul'da kent ısı adasını en az yarım derece arttırabilir. Bu büyük bir problem. Aynı zamanda bu kanalda geçen su, kışın gelen, batıdan gelen soğuk hava geçerken size neden olabilir. Bu sis tabii havalimanında görüşü etkileyecektir. Aynı zamanda bu limandan geçen gemilerin egzozları, dizel, bu kükürtü azaltılmış veya azaltılmamış olsun, etraftaki yerleşim bölgelerine ve hatta batıdan gelen rüzgarlarla tüm yarımadaya taşınarak bölgede halk sağlığı ve hava kirliliği problemi yaratacaktır. Tarih eserleri etkilemesiyle beraber etraftaki yerleşim bölgelerinde o dizel yakıtından aldıkları kirleticilerle erken ölümler, akciğer hastalıkları ve birçok değişik lösemiye benzer kanser türlerinin o bölgedeki yerleşimde artacağı beklenir. Genellikle dünyada böyledir bu. Bunlar chat raporlarında ele alınmamış, bunlar unutulmuş şeyler. Uçakların egzozları, gemilerin egzozları burada bir şeye neden olacaktır. Bir de bu şey, tabii orada belli bir yerde asma kemik şeyler yapacaktır köprüler. Bu köprülerin altından işte 60-70 metre yüksek olması lazım gemi geçecek. Arazi bazen yüksek olduğu zaman o biraz daha kurtaracak ama bir de bu asma köprülerin direkleri olacak. Bu kanalın bir de ışıklandırılması olacak. Meteorolojik veriler var, tablolar var, grafikler var ama yorumu yok. Yani etki değerlendirmesi yok yani. Bunlar böyle olmaması lazım. Yani bunların, bu yatırımların doğru, verimli olması için her yönüyle, havasıyla, suyuyla, toprağıyla, balığıyla, kuşuyla bu bir bütün olarak bu chat raporu çok daha bilimsel yapılması gerekirdi. Çok birçok bilgiyi, birçok ayrıntıyı burada, birçok çözümü burada göremiyoruz. Yani bu mutlaka chat raporu daha ciddi bir şekilde ele alınması gerekiyor.